Bayanlar ve baylar, madenler ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Atatürk Aloş var, her zaman olduğu gibi. Bugün neredeyiz? Bugün Batman. Batman'dayız bugün. Evet. Evet, kulağınız sekilmiş olabilir. Ve Roy Hezal kullanabileceğiniz mikrofon yok dedi. Evet, umarım şu an sesi geliyordur. Roy daha iyi geliyor galiba. Kulaklığım evet. Çıktı. Evet. Günün ilk maçının anlam ve öneminden bahsetti Roy Bubar. Evet, bildiğiniz gibi haftaya bir triple threat gerçekleşecek ve emin biliyorlardır. Son kişi ya Jason Jordan olacak, yani American Alpha'yı temsilen gidecek, veya rakibi olan timing. Evet, bayağı iyi. Evet, şu an bir sessizlik oldu. İlk sefer bekleyeceğiz şimdi kimin geleceğini. Rhino olacak rakibi olan. Bence Heath Slater olsun daha şimdi. Peki kimle karşılaşacak? Onu not almışızdır inşallah. Eğer almadıysak çok troll. Ben en son Battleground not aldım. Bak lan şuradan. Tamam, sen şu an neyi arıyordun? Üçüncü hafta. Battleground. Ya Eric Young olacak. Ya Eric Young ama başka. Hayır, Eric Young semize işte. Ha doğru, o doğru, o şeydi ya. Ya da kim olacak? Ulan artık. Ya oğlum, onu not almamışız. Bu tarafa doğru geleceğe gidiyor. Şu taraf geçmiş. Oğlum neredeyiz? Arabistan'da mıyız? Ya not almamışız. Zaten bu da şey, bu haftanın şeyi. Biz şu an buradayız. Kaçıncı haftadayız? Biz şu an birdeyiz. Battleground haftaki birinci hafta. Bir dakika. Bir dakika, bulacağım. Lan dur, maç başlayacak. Bir dakika. Lan! Hayır. Evet, kim olacağını önceki videolardan bakacağız daha sonra. Aynen. Aa ulan! Rhino aşağı düştü. Evet, neler olduğunu görmedim ama Jason Jordan, Big Sweaty Man. Jason Jordan bir dropkick yaptı ve Rhino Internet Explorer olduğu için geç tepki verip aşağı düştü. Daha sonra izlersin sen de orada görürsün benim evet. Şeyi. Çok vizyonlu insanlar olduğumuz için daha haftaya kimin yapacağını bile maçı hatırlamıyoruz yani. Evet, ve ikidir Jason Jordan tekmelerimi tutuyor. Yeter artık. Yay. Bu arada bu videoyu WrestleMania dönemde çekiyoruz ama bu videoyu çektiğimizde çok büyük ihtimalle şu anda WrestleMania olmuştur, hatta SummerSlam falan olmuştur hatta. Üstüne 10 tane pay-per-view olmuştur, hatta WrestleMania 35 olmuştur böyle. Onu bilmiyorum, olabilir. 2K19 çıkmış böyle. onu sanmıyorum da neyse. Daha abartıyor böyle. Biz üniversiteye başlamışız bu videoyu. Kesinlikle tabii. Çocuklarımız olmuş falan. Evet, Jason Jordan'ın bugün insanların ayaklarıyla ilgili bir fetişi var. Gerçekten. Ya sabahtan beri Rhino'nun ayağını tutup bir hareket yapıyor. Aynen. Ve bir scoop slam. Önce scoop sonra slam yaptı. Ya bu komik olma espriyi 95. kez yaptım. Saydım. Ya sen aaa! Kime şekil yapıyorsun diyecektim. Evet, bu arada squash maçı oluyor Jason Jordan. Evet. Rhino'nun ağzına sıçıyor, çok gerçekçi. Evet, Rhino üstüne çıktı ve tokatlıyor onu. Evet. Yeah. Ve bir kafa attı. Kesinlikle Bray Wyatt'ın hareket değil bu normalde. Bray Wyatt bunu normalde yapıyor muydu? Bilmiyorum. Allah kahretsin. Bunu kimse görmedi. Aaa! Hey! Tar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 
Çaktırmayın, çaktırmayın. Bir şey olmadı. Yok şey, at geri. Evet. Ringe geri attı. Evet, Rhino ringe geri girdi. Bu ne ya? Allah kahretsin. Lan bu ne? Reverse'u var canında, bir de reverse'le yapmayı beceremedi. Ne troll bir şeydi ya. Evet, bir arm drag ve bir close line. Aa! Ya yeter. Allah. Al oğlum lan. Allah. Jason Jordan. Spear. Sayıca bitti bu maç diyor. Bir. İki. Aa, Rhino son anda kurtuldu. Oğlum nasıl kalktın lan? Bilmiyorum, bir şekilde kalktım. Jason Jordan galiba angle slam yapıyordu bu oyunda ama hatırlamıyorum. Emin değilim. Kalk lan. Lan kalk lan. Oğlum. Acaba Rhino'nun bitti mi? Ne yapıyorum?
Nasıl fake'e götürdü? Önde yapıyormuş. Bir angle slam. Evet, açı şeyi düşürür. Olmaz. Heath Slater. Heath Slater'dan heel turn geldi. Evet. Kizim, ne yapıyorsun? Vurmaya çalıştı ama hakem düşürdü. Kıt. Evet, hakem düştü. Şimdi biz de heel turn yapalım. Evet. İşte yapamadık. Evet, hakem ayağa kalktığı için Jason Jordan baseball sopasını bıraktı. Olmaz. Rhino'nun kurtulmak için vakti oldu. Gömülmekten sonra kurtuldu Rhino. Jason aynı, Jordan yaptığı hareket o kadar güçlü bir durum gözüküyor zaten. Aynı WrestleMania 19'daki Booker T gibi olacaktı yoksa. Ya da 19 muydu, 18 miydi, artık kaçtı, 20 bile olabilir ama. Yani ben onu izlemediğim için yorum yapmayacağım. Ya onda bir şey var işte, Booker T normalde yenecekmiş. Hı. Triple H sonra demiş yok yenmesi. Ondan sonra... Lan no, ooo olmaz Rhino. Ondan sonra Triple H finisher yapıyor Booker T'yi, 18 saniye geçiyor, öyle tuş ediyor. Hı. Evet, Rhino'dan heel turn ama göreceğiz. Ama giremedi. Aa! Evet, epic heel bir turn. Bir şey yapmadım. Aa, Jason Jordan'ın yakında baseball sopası var. Onu sonra engelledim hakem. Niye hakem bakıyor bu? Aa, ciddi hakem bakıyor. Hakemi adamdan saymıyor. Evet, evet, Chad Gable da güreşçi olmasına rağmen daha insanların birbirine vurmasından rahatsız oluyor. Yapma. Bir clothesline daha. Çamaşırım. Evet, Rhino aklına neye geçiyor acaba? Ne yapıyorsun lan? Olamaz! Lan Rhino bunu yapıyor muydu? Galiba. Bir sharpshooter! Signature'ın değil mi lan bu? Hayır. O zaman niye yaptın? Sen o kadar bacağıma şey yaptın, ben de yapıyorum. Çok mantıklı. Lan böyle bitmesin. Dizi vardı öyle, lan lan. Olamaz! Rhino intikamını aldı. Çok saçma. Evet, ve bu şekilde bitti. Evet. Yani tekliğim şeysine... Heath Slater ve Rhino giriyor. Dünyanın en güzel maçıydı. Aynen. Evet. Evet. Not al inşallah. Artık alırsan çok mutlu olacağım. İşini düzgün yap. Sana çok çok güzel bir şey olacağı benziyor. Sana boşuna para vermiyor. Evet, marketingle para veriyor. Evet. Maaşa bağlı. Hayatımda oynadığım en muhteşem maçtı. Evet. Özellikle bitişi gerçekten bayağı epikti yani. Aynen. Hele şu an. Heel turn'ı yapamadı. Rhino da evet mutlu oldu şu an, seviniyor. Evet, Jason hakem Jordan bir anda yendi. Dışarı ışınlandı. Neden diye sormayın. Evet, korkuyor herhalde. Evet, Rhino. Rhino işte. Goran Perkins'ten sponsorluğunu da almış. Evet. Chad Gable da geç tepki verdi ya. Normal evet, duruyordu böyle bir anda. Tamam. Kamera ona gelince hemen rol yapmaya başladı. Evet, geçen hafta Seth Rollins bana saldırmasıyla ilgili konuşacakmış. Yani bana değil aslında sen, tam olarak ama sen spikersin. Bir yönden ben de oluyorum aslında. Profesyonelliğe bak ya. Çok ilginç sen, bir şey. Sen JBL'sin bir kere. Evet. Neyse. Ben de Byron Saxon. Seth Rollins'in söyleyecekleri var. Universal kemer maçı istiyor kendisi ve... Ya bütün promo malzememi yeme ya. Onları ben diyeceğim. Tamam da geçen hafta dedi bunu. Tamam tamam. Neyse evet. Şimdi atanın inanılmaz voiceover'ları. Evet işte benim Roy Boy'a saldırmam konusunda pek çok şey söylendi. Ve evet o kadar. Universal kemerimi geri almak istiyorum. Bak hiçbir script verilmedi. 5 saniye önce kendim konuşacağım söylendi. Ben de buraya çıktım. Universal kemerimi geri almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Önüne kim durursa dursun onları ezip geçeceğim. Evet, beni bu konuda kimse durduramaz. Öyle. Evet, Roy Bubba geçen haftaki saldırıdan canlı çıkmaya başarmış. O kadar sedyeyle götürülmüştü ama No Sales Speech diyor. Ama o şey ceketin altında şimdi şey var. Kurşun geçirmez falan, falan var. Ha. Bak hafif ellerinde falan var yani, belli olmuyor ha, çok, ama çok var. Mantıklı. The Colons yazıyor, sponsorluk aldık. Evet. Yeni de sen bir şeyler dersin, ben ona göre daha kolay bir şeyler diyebilirim. Evet. Hiç diyecek malzemem yoktu zaten. Evet. Konuşacak 3 tane konum var, hepsine sen söyledin böyle, ben promo yapmadan önce. Bir şey diyemedim. Berbat saç tıraşıyla. Set. Geçen hafta bana saldırman bir yana, bir de utanmadan buraya gelip bana neden saldırdığınla ilgili övünüyorsun mu? Bunları yapma, sana yakışmıyor Seth. Seni şovundan kovmadığıma dua etmen lazım. Bu kadar egoist bir insan olduğunu düşünmüyordum. Bırak Universal şampiyonunu saldırmayı, bana, GM'e bile saldırdın. Yeter artık. Öncelikle övünüyorsun mu? O ne demek? Gitmez sözlük oku Roy Bubba. Ve Universal kemerimi geri alacağım. Ve sen
önüme engel koyamayacaksın. Ulan mal maçları ben ayarlıyorum. Nasıl engel koyamayacağım? Normalde sana saldırdığım için senin şu an hastanede yatman gerekiyordu ama sen bir anda böyle şey oldun, Süper Sina'ya dönüştün ve ortaya çıktın. Ben bunu planlamamıştım. Ve şu an aptal gibi kaldım. Hiçbir şey diyemiyorum. Ve karakterimi bu kadar geliştirmedim. Öyle işte. Set sen bana saldıralı bir hafta oldu. Ama neyse. Şimdi SummerSlam'de sana bir rakip bulacağım. Ve bu rakibi yenmen lazım. Çünkü bu rakibi yenemezsen şovdan kovulmayacaksın. Ama Universal kemeri için bir daha asla bir şans elde edemeyeceksin. Hatta Universal kemeri bile değil. Başka hiçbir kemer için bir şans elde edemeyeceksin. Benim önüme nasıl bir rakip çıkartırsan çıkart. Ben onları yeneceğim Roy Bubba. Bundan fazla emin olma Seth. Çünkü bunu en son söylediğinde üzerinde bir masa kırılmıştı. Evet, bu maçımızın da kazananı haftaya olacak. Daha Çin'e geleceği bile belli değil. Evet, bu maçın kazananı haftaya yapılacak Kadınlar Division maçının kazananı da 5. haftadaki tag team maçında partner olacak. Ve o maçı kazananlar da 6. haftada tek tek maça çıkacaklar. Number one contender olup Charlotte'la karşılaşmak için SummerSlam'da. Ya tamam öldüm. Hiçbir şey anlamadım zaten. Anlayamaz. Evet, ilk önce işte Dana Brooke geliyor. Takla atarak geldi. Pardon, parende galiba. Evet, çok fark etti. Evet, öyle işte. Çok aşırı filler bir maç olacak muhtemelen. Umarım iyi geçer. Ben Dana Filler Brooke'um bu değil arada. çünkü işte Yok, bir amacı var da çok filler hissediliyor. Ay. Gelecek rakibi de She's görmüyor. İlgi çekici hiç kimse yok. alright. Çin malı Ruby Riot gelecek çünkü tek T'si var. Bunda eski Oy oy Titan oy. Throne daha iyiymiş. Abi şimdi hala bu müziği kullanıyor ya, çok ilginç yani. Tam face müziği çünkü. Evet, Ruby Riot Bu arada geliyor. fön makinesinde fişti olmuş. Harika. Saçıma bak. Evet, videoda saçıma da baktığıma göre yakında videoda başka şeyler de yaparız. Ah, Anladın sen. neredesin? Lan belki kanserli çocuklara saç bağışlarız diyecektim. Nereden Ha, biliyorsun? tabii. Kesinlikle öyle. Evet. Ben Ruby Riot. Evet, iki kişi dropkick'e gitti. Dana Brooke daha önce kalktı çünkü paren atabiliyor. Ulan bir Hurricane Runner. Galiba böyle telaffuz ediliyor, hala bilmiyorum. Hurricane Runner. Ve olamaz bir DDT. La 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 Ama bir la stunner mı yapacak? lan gah lan. Bu arada dün de 316 günüydü. Yani biz bunu 316 gününden sonra çekiyoruz. 316 günü de İşte galiba Stone Cold'un doğum günü falan ya. öyle bir şey oldu diye tahmin ediyorum. Ya da şu an çok önemli bir gündü ve biz Frost Splash. cehaletimizi belli ettik. Şu an insanlar yorumlarda bize küfür ediyor. Eminim. İkisinden biri. Bir Forearm Smash. Evet, bir Bullhammer. Abi Ruby Riot gömülmesin ya artık. Neden? İstemiyorum abi, Ruby Riot kullanmak istiyorum. Gömmeyin şu an. Hayır. Hayır mı dedim? Yani, aa! Aşağı uçacaktı ama boç Güçlü oldu. tekme. Evet, Baseball Slide. En son SmackDown 2011'de falan Jericho da vardı. Dropkick yapacaktı ama Ruby Dropkick Riot City reverse'ledi. bitch. Bir tane daha ama ben telaffuzu yanlış yapıyorum diye demeyeceğim. Güçlü tekme. Lan! Evet. Çok güzel bir an olabilirdi ama olmadı. Evet. Ve bir inverted Evet, bu arada şeyle ilgili konuşalım biraz. Çok Bu etkili hafta durdu. Raw'la ilgili düşüncelerin neler? Yani bu Ha. haftaki değil aslında. Sizi izlediğinizde 2-3 ay falan önceki Raw olduk ama. Evet, işte Braun Strowman o contendership şeyini kazandı, bu bizim gördüğümüz şeyde. Şu an Tek konuştuğumuz diyeyim şeyde. katılıyordum. Çok mantıklıydı. Bayağı mantıklıydı. Bütün Tamam, Tek Team şimdi Division'i izlerken gömüldü. ben eğlendim. Ne yapacaklarını merak ediyorum yani böyle. Tag Team Division'ın anasını sikti zaten. Yani Aynen. beğenen var mı bilmiyorum. Yani ilginç de tamam da, yani Revival'ın kazanmasını isterdim ben. Evet, çünkü hiç takım kalmadı. Tamam, böyle enteresan oldu Braun Strowman'ın şey olması. Yani ama Kazanması hiç kimse beklemiyordu. benim tahminim Elias'la olacak. Ha, yani ben James Ellsworth'la olmasını çok isterdim ama belli ki Ama Elias gitti. olacak. Evet. James Ellsworth, Intergender şampiyonu başka bir Keşke yerde. Ellsworth olabilseydi. Yani muhteşem olmaz mıydı? Böyle Ellsworth full dayak Ama yesen, tam Braun Strowman böyle ortaya çıkıp Strowman'ın yense. şey biri olacağı kesin yani. Strowman'a zıt düşen. Aynen. Hani Big Show falan biri olmaz yani. Evet. Böyle çok overpowered bir şey olur zaten.
Böyle biraz daha komedi takımı falan olur. Keşke Braun Strowman'da böyle Universal kemerini kazansaydı. Tamam. Keşke diyorum zaten. Lana. Evet, inanılmaz bir spottu ama biz de tam WWE commentatorları gibi olduğumuz için gerçek hayattaki kaçırdık, hiç aynen bahsetmedik üstüne. Onun yerine çok alakasız bir şeyden bahsettik. Çünkü yani ben Lana falan dedim. Çok mantıklı. Dün Tomb Raider vizyona girdi ve gittim ben. Atabey gelmedi. Çünkü evet, çok işleri var. Aynen. Hiç uğraşasım gelmedi. Şeye gitti, imza şeyine gitti. Nedir o? İmza günü var zaten. Aynen tabii. Neydi? Wattpad mi? Wattpad mi yazsın? Wattpad olsun. Bu arada arkadaşlar, Wattpad'de de dünyanın en kötü kitabını yazacağım. Evet, kendi reklamını yapmak için. Wattpad'e Roy Bubba yazarsanız, ilk bölümünü yayınladım. Şaka yapmıyorum, bu arada gerçekten amacım dünyanın en kötü kitabını Wattpad'de yazmak. Hatta sizden bir isteğim olacak. Can Sungur var Geek Yapar'daki. Ona gidin abi, yayınlarında 70 kişiyiz artık. 70 kişinin 70'i de yazarsa belki okur. Arada Wattpad kitaplar okuyor. Benimkini de okusun trollüğüne. Hoş olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın en kötü kitabını yazacağım. Yani. Bayağı uzun bir cümle koydum. Onu dünyanın en kötü kitabını yazacağım yani. Evet. Onu işaret ettiler. Dropkick. Abi Wattpad... Ata seninle konuşmuştuk daha önce ama ben değerli seyircilerimiz için bir daha konuşmak istiyorum. Tamam, bakalım. Çok böyle tatlı bir şey aslında Wattpad'in yapılış amacı. Çok böyle şirin, hani böyle işte insanlar şey yapsın, böyle kitap yazsın, millet okusun falan, fikirlerini paylaşabilsinler. Ancak daha sonra orayı genç kızlarımızın keşfetmesiyle birlikte gerçekten hani Doomsday device falan olmuş bir şey yani, anlatayım. Doomsday clock falan gibi bir şeye dönüşüyor en son yani. Evet. Olmaz, Ruby Riot ne yapacak acaba? Evet, çok mantıklı. Evet. Evet. Olmaz, tuttu. Ve bir dead Samoan drop. Şimdi anladım. Samoan Driver, pardon. Evet, şimdi Universe Mode'un neden izlenmediğini anladım galiba. 3. Universe Mode bu yüzden izlenmiş. Dana Brook, Ruby Riot'a temiz yendi. Universe Mode'umuz bu yüzden izlenmiş. Olsun, Ravda sen fırsatlar ülkesi oldun işte. Ne, evet, ne yaptın? Bayağı fırsatlar. Dana Brook kadınlar şampiyon olacak inşallah. Çok güzel bir fırsattı zaten. Şu sona bakar mısın? Yani zaten finisher'la bitti. Bu da bir şey. Çok mantıklı. Evet, hakem de Dana'nın götüne bakıyor. Ya, yok, bakmıyor. Terbiyesiz. Bakıyordu, böyle indi, böyle alttan kesiyordu. Peki. Neyse, hadi. Evet, main eventimiz. Bugünün tek kaydeder maçı. Dream Match. The Face of America yazdığına bakmayın. Öyle bir gimmick yok. Evet. Kellen Owens. Karşısında da Jeff Hardy. Ya Jeff Hardy turnuvanın... niye söylüyorsun sen? Zaten turnuvayı biliyor insanlar. Bracket'i geçen haftalarda göstermiştik. Kellen Owens'ın kıyafetini güncelledim. Tyson Chandler'ın falan hala güncellemedim. Jeff Hardy'de bir maç yapacak. Kim kazanırsa kazansın mutlu olacağımızı düşünüyorum. Ve bu maçın kazananı da Kurt Hawkins'le maç yapacak. Baya prestijli maç. Evet. Evet, bakalım. Evet, Kevin Owens çok özgüvenli bir şekilde geliyor. Evet. Hadi geç. Evet, şimdi rakibi. Alkollü araba kullanan Jeff Hardy. Evet. Bu arada Ultimate Deletion var lan bu hafta. Aha. Keşke WrestleMania'da yapsalar. Bilmiyorum. Bence WrestleMania'da da çok dolu. Burada çok ardal kaynardı. Kimse merak de, etmez. Şey, yok, ben iyi merak ederdim. İzlerdim de. Biz izleriz şimdi. Televizyondan izleyeceğimiz için ama. Oradaki adam yardım bir yeter de. Bir şey izlerken sıkılabilir. Evet. WrestleMania gibi bir yerde. Evet, Jeff Hardy geliyor. Ulan biz küçükken Jeff Hardy'nin danslarını yapardık lan. Evet, sen yapardın, ben yapmazdım. Ben direkt normal izlerdim. Biz küçükken atletle siyah atlet giyerdik, altımıza pantolon giyerdik, yüzümüzü boyardık lan. Ben yine boyamazdım. Ben normal pijamamı giyerdim. Biz küçükken uyuşturucu içerdik, Jeff Hardy'ye özenip maça çıkardık. Of of of. Lan o da var ya, aklıma geldikçe Jeff Hardy'den daha çok soğuyorum ya, onu iyi tanıyorum. Ne hangisi? Pek uyuyor, şeyle geliyor, uyuşturucu bir şey. Ben onu izlemişim galiba, pek hatırlamıyorum nasıl oldu. Sting'le maçı var böyle, geliyor çekmiş uyuşturucuyu. Çok, hani ne bileyim abi, o günden sonra yine düzeltti de işte. Neyse. Evet, o Jeff Hardy, ben Kevin Owens'ım. Evet. Evet, iki adam da birbirine salmaya çalıştılar, üstünü kuramadılar. Evet, inanılmaz bir başlangıç. Evet. Ve sonunda bir forearm smash. 10 saniye boyunca iki tarafta birbirine vuramadı.
O olamaz. Kafasının arkasına muhteşem Evet, bir inanılmaz başladık. raket. Gerçekten çok güzel bir rap show oluyor. Evet olsun, bu atlama kısmı hoştu. Hiç fail olmadı. Köşeye attı. Cefali Kaç. kurtmayı başardı. Run. Dır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 
Tekme attı. Aa, dirseğiyle vurdu. Lan Jeff Hardy'yi de böyle şimdi oyunlarda bak görünce artık ne bileyim, ilk kanso gizli görmeme o kadar alışmışım ki. Ve clothesline. Don't you see the rising of the world? Yok, kiminkini söyledi. German suplex. Suplex city bitch. Suplex şeklinde. Çünkü Brock Lesnar'ın yapabildiği tek hareket o ve dedim bari hani yapabildiği tek hareket var, onu da bari biraz markalaştıralım da bir anlamı olsun yapmasını. Evet. Biliyorsunuz Lesnar'ı zaten hani biliyoruz hepimiz, bu yalan değil. WrestleMania'da maçı maksimum 15 dakika sürecek. Yani evet. Çünkü Lesnar abimiz biliyorsun hani kemerini korumaktan daha çok UFC patronuyla resim çekinmekle meşgul. Dana White UFC patron muydu? Evet, öyle bir şeydi yani. Yani UFC ile alakalı bir şeydi. Hı. UFC'le alakalı bir şey olmayan biliyorum, patron oydu onu biliyorum. Sahibiydi ya, öyle bir şeydi yani. İnşallah UFC'ye gidecek. Biz de WWE hayranları olarak kurtulacağız ondan. UFC'dekiler birazcık çekecek artık adam. Bir leg drop yapacaktı ama Kenos kurtuldu. Reverse yapmadan. Kenos kıt vurmayı beceremedi. Kes lan. Ve bir inverted DDT. Sting'e bir tribute. Come on baby. Ve bir kez daha kafasının arkasından bir top ekon ilo. Oğlum yapma. Ah. Evet, köşe attı. Tuttu. Evet. Ve bir wrestling slam. Az. Kenos versedi. Bir clothesline. Kazuchika o kadar ağlıyor. Kenos böyle bir şey yapmadı ya, çıkarttı. Ah. Olsun. Burası Raw. Burada her şey gerçek. Ama yapması lazım. Ama burada değil yani. Gerçek hayatta predetermined burada değil. Of of. Keşke predetermined olsaydı. Ataya dedim, predetermined yapalım dedim. Maçlar çok sıkıcı olur diye ben reddettim. Gibi yapalım dedim ama dinlemedi. Evet, ben bu neydi ya, iğrenç. Evet. Ya predetermined olsaydı maçlara duygumuzu veremezdik. O yüzden yani şu an çok verebiliyoruz çünkü. Olsun. Bayağı... Bu şovun iğrençle kalkmıyor. Ulan Dana Brook, Ruby Riot maçı var. Jason Jordan ve şey maçı. Rhino maçı var. Evet, tek Kevin Owens'ın Jeff Hardy var main event'te. Lan bir tek bu var. Bizim tüm enerjimiz düştü zaten şimdi. Yo. Böyle garip bir maç. Yo. Ben bayağı enerjiyim şu an. Belli. Ve bir adını hatırlamıyorum. Evet, evet, bir spinning leg drop. Ve bir glorious DDT. Ya bu normal DDT. Kevin Owens bir wrestling slam yere düşürdü. Evet, diğerleri güreş şey değil çünkü. Evet. Sadece bu wrestling slam. Nasıl? İsmi öyle geçiyor. Bir short splash. Bir kesi bitiren hareket. Evet. Bir kesi gömüldü. Bir kesi bitiren hareket? Şeyde bitirmişti, gerçek etti. Ne zaman? Yani Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens ve bir kes maçı vardı orada. Ha. Nasıl hatırlıyorsun lan onu? Evet, hatırlarım. Lan ne günlerdi 2016 ya. Ha, çok heyecanlıymıştım. O Kevin Owens'a Triple H yardım etti, acaba ne olacak falan. Sonra hiçbir şey olmamış. Ha. Olmuş ki de vardır. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. SmackDown'un 10. en iyi adamı. Ha. Kesinlikle öyle. Ha. Dropkick alamaz. Bir big boot. Of, hatırladım ya, sinirim bozuldu abi, o neydi? Çok iyi yarışıyor. Daydım 10 numara çünkü abi perfectten. Çok kötü ya. Hadi Rumble'da 10. sıradan girmişti 2017'de ama 2018'deki de yine şeydi. Evet. 2018'de tam giremedi de kurtulduk. Yani. Çok cheesy olurdu yani. Evet. Jeff Hardy yere düştü. Ve bir backbreaker daha. WrestleMania'da da Kevin Owens Sami Zayn maçı olacak ama yani
İstemiyorum ben, olmasın ya. Çok gereksiz yani abi. Ha. Shane McMahon ayarladı böyle, WrestleMania'da olacak falan diye. Şimdi yani kavga ederlerse hiçbir mantığı olmayacak. Ne maç yapacaklar diye mi kavga edecekler yani? Boş olmanı sen, evet. Jeff Hardy ooo Çok diyor. cheesy olur. Evet, CM Punk'a döndü bir anda. Evet. Ben bunu yapmayacaktım ama olamaz. Bir reverse Hollywood, sen ne powerbomb. yapacaktın? Ne twist of fate. Ama finisher'ı yaptım ben onu çünkü çok mantıklı. Ha. Çok mantıklı cidden Öyle ya. öyle çünkü. Öyle değildi ya. Öyle değildi de ben yaptım. Ne yapıyorsun ya? İşte bir kez daha vuracak. Olamaz. Reverse dedi. Daha hiç ben vuramadım. Var, bir kez vursaydım. Aa! Olamaz. Bir pump handle neckbreaker. Olamaz. Tuttu. Ve bir package pile Ne pile driver. driver? Ha, pepiş pile driver olmadı mı? Pepiş de ya. Pepiş pile driver. Fuck. Rope break. Lan. Aa. Oh, iyi. Evet, bu Jeff Hardy sana kurtuldu. Evet, Jeff Hardy reverse dedi. Ve bir twist of Twist of fate. fate. Bitmiş olabilir. Bitti mi? Bok ye. Bir. İki. Üç. Bak, Jeff Hardy yendi. Allah. Evet, Jeff Hardy kazandı. Kevin Owens'ın üstüne bir Evet. galibiyet elde etti ve Emirhan Öğün ağlıyor şu an. Kim Evet. olsa şans verin demişti ve Yazık ki. bir kez daha Neyse artık, kaybetti. başka zamanda. Ben şans verdim. Yazık oldu adama ya. Ama şans ver dedi. Şansı Adam verdim sonra. ya, evet, adam muhasebesini yazdı yorumlar böyle. Kendi olsa kazansın diye ama Tamam, şansı kazanmadı. verdim abi. Ben sözümü tuttum. Yazık ama yine de. Neyse. Özür dilerim lan. Evet, Jeff Hardy kazandı. Olsun, Jeff Hardy Sen kazandı en özür azından. dile. Benim özür dilememe gerek yok. Sen yendin. Evet, tamam, ben kendimi dahil ederek Maçı dedim zaten. yenmeseydin bunlar olmayacaktı. Ne yapalım, sen Jeff Hardy Bir olsaydın daha sen. maçı yenmeden adam ol. Evet. Evet, Jeff Evet, Hardy Monday Night kazandı. Raw'dan bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın ve Bayan bayan.